söyleyelim, tarih filmden, diziden, olmaz öyle saçma şeyden öğrenilmez. Önce kitap okumak lazım. En derinlikli bilgi kitapta olur. Buralardan ilgi geliştirebilirsiniz. Yakınlık yaratabilir. Diziden tarih öğrenilmez. Amerika'yı kim buldu? Vikingler. Vikingler mi? Amerika'yı Vikingler buldu, evet. Erik de Rouge. Amerika Vespucci bulmadı mı? Hayır, Amerika Vespucci de bulmadı zaten. Amerika'yı Christoph Kolomb buldu. Amerika Vespucci değil de Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci. Bak. Ama o işte şey... zamanla insanların ağzında kulaktan kulağa Amerigo Amerika oluyor. Hayır. Hocam. Ben poşet değilim. Poşet adam başka. Ya sürekli bir şey ne zaman patlayacak? Birkaçı söyledi bana bunu. Bakalım sen ne zaman patlayacaksın? Ya Türkiye böyle bir yer. Hani iyi çıktın, güzel oldun ama kesin sahte olman lazım. Bizim neoliberal toplum mal satacağım diye herkesi kazıkladı. Şöyle bir şey var. Bütün kadınlar güzeldi. Gözümün içine bakın. Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Ama bunu söylüyorlar. Niye? Çünkü kadın kendini hissedecek. Hepiniz özelsiniz. Bütün insanoğlu. Tekrar gözümün içine bakın. Doğru olmadığını biliyoruz. Bütün insanlar özel değil. Ama bütün insanlar özel olursa ne olur? Daha çok ürün alırlar. Tamam mı? Bazı insanlar özel mi? Evet. Kim mesela? Sen, ben mesela. Tarih her iki anlamda literatür ve alegorik anlamında, mecazi anlamda da patlıyor. Her an böyle sürekli böyle gece kulübüne dans eden bir tarih alegorik olarak bunu söyleyebilir. Bu kadar çok tarihçi yok. Yetişemiyoruz. Bir işi yapmayan adam ve ben ondan sonra kesinlikle bir işi yapmıyorsa kimse artık konuşmuyorum ve muhatap biliyorum. Çünkü bir işi yapmayan adam derinliği hiç kazanmadığı için seninle o iletişim kuramıyor. İyi yapıyorsan işini. Arkadaşlar bu arada şu gördüğünüz iki çay benim bir aylık maaşım. ATV diye Flu TV'ye getirdiler. İlk hafta bir kilo hoş vermeye çalıştım. Bu haftada bak görüyorsun 40 kilo old treble çayı. Buna çalışıyorum. Lütfen Patreon'a iyi olun. Patreon. Patreon. Pantheon'a da olabilirsiniz. Partenon'a da olabilirsiniz. Patreon'a da olabilirsiniz. Biz niye tarih okuyalım? Biz niye buraya geldik? İnsanlığın bir laboratuvarı yok. Toplumların, kurumların, adetlerin, geleneklerin, insan tecrübesinin bir laboratuvarı yok. Bunu geçmişten bugüne bir süreç halinde görmek istiyorsanız tarihçi olmak zorundasınız. Yapacak bir şey yok. 70 Vakıf Üniversitesi'nin en az kitabı olanın kaç kitabı var biliyor musunuz? 500 tane. Ve bunların... yani 500 tane Zeynep'in kitabı olsa fazla bu 6 yaşındaki kızın. Bizim devlet okumuş adam istemez yani o kadar. İki tane şey var. Yaratıcılık ve nizam. Yaratıcılık çok önemlidir ama nizam da önemli. Devlet nizamla yaratıcılığı böyle bir araya getirmeye çalıştığında bunlar çok yaratıcı kaçarsa cezalandırılır. Benim varsa malım, mülküm, iyi bir param, titrim. Ben tabii ki sokaklarda devrim istemem. Herkes kendi konumundan konuşur ama farkında olmadan ya da farkında olmuş bir şekilde herkesin iyiliği için. Çünkü seni de kandırmaya çalışıyorum. Sen fakirsin ama senin de düzende payın var. Bir gün zengin olabilirsin. Nereye oluyorsun zengin bir gün? Olamıyorsun. O hayali satarak mesela gelir eşitliğin her gün arttı. Amerika'da o sistemi değerlendirebiliyor. İnsanlar o anlamda tutucu, reaksiyoner dediğimiz mesela devrimci olabilecek ya da kültür olarak yenilik isteyebilecek şey tutmak için bir propaganda yapabiliyor. Bakın arkadaşlar hayatta bütün Maslow piramidi var ya, zenginlik o her şey değil. Onun 5. katından sesleniyorum. Öyle kitap okumadan o kaliteyi 4-5 yakalayamazsınız. Önemli olan kaliteli bir hayatı nasıl yaşadın? Refah zamanlarında toplumlar felinin satrikonuna döner. İşte rahatlar, sefaat ister bilmem ne. Zor zamanlarında radikalleşir. Ekonomik çöküntü olsun, ırkçılık artar. Faşizm artar. Efendim ahlakçılık artar. Sürekli bir şeyh arayışı. Yani Emrah Safa gelsin her şeyin cevabını versin. Bana özelden yazın ama 50 liradan aşağı cevaplamam Twitter'ı. Gerçekten bir insanın bugün Osmanlı'yla derdi olması garip değil mi sence yani? Ama aslında soruyu soranın Osmanlı'yla derdi var. Yani Osmanlı'dan bir şey istiyor. Yani Osmanlı'yla bir hayal yaşamak istiyor. Yani bugünle ve yarınla ilgili umut azaldıkça geçmişle ilgili heves artar. Düşünce yapısında ön lobu çalıştırıyorsun ya, orayı idareli kullanmak için mesela hep aynı bakkala gidiyorsun. Bu aykırı görüşler ön lobu şey yapıyor. Benim ön lob geniş. Bak geniş görüyorsun. Benim de alnım açık. İşte alnımız açık. Peki hocam, cahillik mutluluk mudur? Ignorance is bliss. Cahillik mutluluk mudur bilmiyorum ama cahillik bir durum değil, tutumdur. Ben biliyorum ve bilmek için artık hiçbir şey yapmayacağım demek cahilliktir. Herkes bir konunun cahili. Önemli olan cahil adam, bilmediğini kabul etmeyen, bilmek için hiçbir şey yapmayan, her şeyi bildiğini düşünen, bilen insanın da kendisinden sadece 2-3 tane fazla kitap okuduğunu düşünen ya da 2-3 ay daha fazla tecrübe edindiğini düşünen insandır. O küçük görmedir. Çünkü o adamın o hastalıktan kurtulmasının yolu yok. Cahillik o. Yoksa herkes bir şey bilmiyor. Herkes bir şeyin cahili. Gençlere söyleyeyim. İnsan 30-40 yaşından sonra hayat kalitesi artmaz, kafası açılmaz. Çocuklar bunları yemeyin. Kendinizi kitap okuyacaksanız en iyi nerede yazıyor, en kompleks nerede yazılıyorsa, ilim üreteceksiniz en iyi neredeyse gidin. Keyfinize bakın ya. Böyle insanları sloganlarla sıkıştırıyorlar. Biz sıkışmadık. Bak ne kadar eğleniyoruz. Dünyada hiçbir şey sadece Mısır için yapılmaz. Mısırlı kardeşlerim. Dünya çok büyük. Los Angeles'ın ekonomisi Mısır'dan büyük olabilir. Kaliforniya ekonomisi Almanya kadar. Ya öyle bir şey dünyada yok. Osmanlı'ya geri dönersek Osmanlı'da yaşamak ister miydiniz? En çok gelen soru. Bakın şofbenin buzdolabının olmadığı yerde kimse yaşamak istemez. Ya şu kadar kene geliyor ölüyorsun. Ne yapayım ben yani? Bitten öleceğim yerde niye yaşayayım? Kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamak istemem. Kelle koltukta yaşıyorsun. Tarihte ne zaman yaşamak isterdiniz dersiniz? 2019 modasında ya da Cihangir'de yaşamak isterim. Dış tehdit ve iç tehdit algısı yükseldikçe devrim sertleşir, diktatörleşir. Devrimler özgürleştirici süreçler değildir. Sadece devrim ve devrim sonrası
sofrası arasında soluklanacak alan bulursunuz kendinize. Peki hocam, hal böyleyken neden Flu TV'yi ele geçirmeye çalışıyorsunuz? Çünkü aranızdaki merkezdeki benim. Hepiniz daha önceden kavgalarınız var şey falan. En son geldiğim için avantajlıyım. Yani bir devrim sürecinde hepinizi yiyebilirim. Kapitalizm nerede doğacağını kendi seçer. Onu manipüle edemezsiniz. Elinizde o kadar aygıt yok. Harika laf hocam. Bak bu spot headline'ı verdin değil mi? Kapitalizm nerede doğacağını kendi seçer. Yani şunu anlamak lazım. Ara iyi müziği, iyi müzisyeni çeker. İyi yönetmeni de çeker. O yüzden bazıları YouTube'da kalır. Bazıları Netflix'tedir. Bazıları Sundance'dan ödül alır. Hocam Amerikancı mısınız? Hayır değilim. İlker Canik değil Amerikancı mı? Evet. Ben diyelim ki Amerikancıyım. Oğlum ben burada kendi kendime Amerikancı olsam ne olur, olmasam ne olur? Yani Amerika buna bir şey ödüyorsa olacağız tamam yani. Yok öyle bir şey abi. Amerika öderse buradayız ya İlker. Kim öderse? 80'lerde Türkiye, 50'lerde Amerika. 2 maaşlı insanlar 2-3 ev alabiliyorlardı. Bir ev, 2 ev rahat alabiliyorlar. Benim babam, annem 2 Sibirya'dan maaş alıyor ve ev alabilirler. Bir tane daha ev alabilirler. Şimdi ben evin down payment'ını falan alamıyorum, yapamıyorum. Anti-entelektüellik diye bir akım çıkmıştı Amerika'da galiba 50'lerde. O Türkiye'de hep var. O. Orada yüzüm buradan gelmiştir abi. Böyle bir kitap yazmak tarihçiler arasında kötü görülen bir şey mi? Evet, çünkü kıskanıyoruz. Böyle bir toplum nereye gider bilmiyorum. Yani hep ben olayım, kendimi göstereyim. Tabii bu tam tersi bir yere tepebilir ama böyle 30 sene sonra mey falan diyerek kontrol edemezsin. Yani sloganlarla, bayraklarla, marşlarla falan kontrol edemezsin bu toplumları. Linçlemişte de kontrol edemezsin. Bu toplumun bir tane ihtiyacı var. Eğitim, onu da burada vermezsek gidip alacaklar. Kapanış mesajı vermek ister misin öküz arkadaşlarımıza? Benim 30 yaşındaki insana söyleyebilecek bir şeyim yok. 15-20 yaşındaki kardeşlerime söylüyorum. Geçen gün bir video gördüm. İtalya'da ufacık bir çocuğa kızı tokatlamış söylüyor. Çocukların çok güzel tepkileri var, yapamıyor. Lütfen sizden ufak, büyük, fakir, zengin, kadın, erkek, bu böyle kitaplarda, filmlerde, özellikle Türkiye'nin popüler alanında, televizyonlarda gördüğünüz bu garip maço davranışları özümseyip insanları ayırmayın. İnsanları zekasına göre, sizin hoşunuza giden özelliklerine göre tabii ki ayırabilirsiniz ama insanları doğdukları özelliklerle ayırmayın. O televizyonda kalitesiz dizileri yazan cahil senaristlerin yazdığı o kalitesiz dizilere bakıp bu maço kültürün bir devamı olmayın. Lütfen öküz olmayın. Kadınlara şiddet uygulamayın. Hatta kimseye şiddet uygulamayın. Kadınlar siz de çocuklarınıza şiddet uygulamayın. Çünkü ruh hastası bir toplum yetiştiriyoruz ve biz Flu TV olarak buna karşıyız. Laz adam gelmiş bana 40 nolu treble çay iki tane bu ay bu diyor. ATV'de çalıştıracağım seni. Ya kardeşim ne yapalım, gönüllülük esasıyla çalışalım. Gönüllülük hesabı. Patreon'a yüklüyoruz. Patreon, Partion hepsine yükleniyoruz çocuklar. Mesela avcı toplayıcı da daha az çalışırdık diyor. Daha az çalışırdık daha saat olarak da büroda ofis 8 saat çalışan adamı mı tercih edersiniz? 3 saat mamut kovalamayı mı yani? İstanbul'un fethi şimdi bize şöyle öğretildi. Bir devir kapandı ve yeni çağ başladı. Öyle mi? Hayır değil. Bir kere bir devir kapandı ifadesini önce alalım. Bir devir kapandı böyle değil mi? Elinde anahtar var. Çık çık çık. Öyle olmadığı için orta çağ bitti. Hani böyle çok net bir şey olmak zorunda değil. Türkiye'de tarih böyledir. Bir şey başlar bir şey biter. O gri alanları göremezsiniz. Ondan dolayı böyle bir şey çıkmış bir manası yoktur. Yani önemli de değildir. Mesela hep soruyorlar. Osmanlı 1299'da mı kuruldu? 1301'de mi kuruldu? Ya sana ne yapacaksın? Osmanlı kurulduğunda böyle kurdelesini kesmediler ki bir takım adamlar takılıyordu. İleride imparatorluk olunca 170 yıl sonra yazdıkları kitaplardan geriye doğru bir okuma yaptık. Insider info size gelmez arkadaşlar. Sen YouTube'dan video izliyorsun. Sana insider info geliyorsa. Yani şunu anlamak lazım. Anneme falan da söylüyorum bazen. Bir borsa şişiyor da şuradan ya abi. Borsada birinin kaybetmesi lazım. Yani sen evinde oturan bir insan olarak sen kaybedeceksin ki biri kazansın. Yani çok at yarışı gibi. Çok fazla insider info Tio'nun olduğu bir şey. Tio da Çorum'un bir kazasına ya da İzmir Menemen'e gelmez. Oraya geliyorsa o Tio oraya gelene kadar onun böyle artık suyu sıkılmış kalmamıştır. Yani tarihle para kazanmayı utanmıyor musunuz falan dediler. Ben tarihçiyim. Neyle para kazanacağım abi? Eveşe mi çıkacağım yani? Neyle para kazanacağım ya? Burada bir 100 lira var. 100 lira nereye gitti oğlum? Postmodernizm iyidir. Bilmem ne iyidir. İşte şunlar büyük yazarlar. Dostoyevski çok iyidir. Ya iyidir tabii de seni bağlamaz bu. Okumak bana zorunda ne abi? Değilsin. İyi bir sürü şey yani var dünyada. İyiyse, yani. İyiyse rahip olsun abi. Bana ne? Ya iyi olabilir. Bakın ben mesela Türk'ü hiç sevmem. Hep de derler abi iyisi var. Ya tabii ki vardır abi. Ben sevmiyorum ya. Oğlum, dünyadaki her iyi şeyle ilgilenirsek ölürüz zaten. Evet. Ben 47 yaşına gelmişim. Benim artık çok. Artık yavaş yavaş yani senin abi Yasin okumaya başla. Senin abi mızraklı ilmihal okumaya başlaman yani lazım ki. 47 hazırlanayım yaş. Abi. Hocam benden tarihçi olur mu? Ben de öyle düşünmüştüm. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz çocuklar. Kadırga'ya kayıtlar başlamıştır. Günlük 5 akçe. Hocam Flu TV olarak korsan olabilir miyiz? O zaten korsansın. Televizyonun korsanısın işte. Ne çalışana para veriyorsun. Ne eskiden bant için falan iadeye girip şey alıyordun ya. Sen korsansın işte daha.